Evet, canımsın, canımsın. Güzelim benim. İşte Menekşe'nin çiçeği ona şey yaparken, bakım yaparken koptu. Çok güzelim ben. Hayatın güzellikleri. Doğadaki bunlar, Rabbim bunları Allah-u Teala yarattı. Bütün doğayı, bütün her yeri bu güzelim çiçeklerle süslüyor. Rengarenk, desen desen, çeşit çeşit. Bunlar şeyler, genler tacı açıyorlar, açmaya başladılar. Tuttular artık bu sarı. Sarı, bu çok güzelim. Ben annem beni kopardın. Beni koparmışsın anneciğim. Güzelim ben çok güzelim, çiçeklerin şahıyım. Güller benle yarışamaz, ben güllerin güzeliyim. Annem annem, ben ağlıyorum, kopardın beni. Ağlama güzelim, ağlama. Evet, işte bak çeşit çeşit. Desen desen, model model ararsın, rengarenk ne ararsan burada çiçekler aleminde. Evet, bunlar sukulentler, tuttular yapraklardan filizlendiler. Bunlar yaprak sukulentler. İşte bu da bunların güzelliği. Canım canım, seni şuraya bir koyalım şöyle. Burada bir güzellik ver bunların arasına. Hadi aşkım. İşte sukulentlere renk getiren menekşe çiçeği. Evet. Bunlar bakalım nasıl büyüyecek. Çiçek açıyorlar mı bilmiyorum. Ben ilk defa sukulent yetiştirmeye sardım. Buna merak sardı beni şimdi. Neden merak sardı? Böyle yaprağı koyuyorsun toprağın üstüne, mesela bir tane sukulent olunca onda binlerce fidan oluyor. Çok, işte bu beni çok hoşuma gitti. Buraya yaprakları koydum. Nasıl böyle hemen filizleniyorlar. Şurada bir aşılama yapıyorum. Jelibon sukulenti, öbür sukulentin dibine getirdim. Aa, böcek var orada. Ay ay ay, sinek mi? Yok, sinek, pardon, böcek değil. İnce sinek oluyor topraklarına şey verdiğim için. Bitkisel vitamin verdiğim için sinekleniyor bazen. Bak onun dibine şey, o jelibon sukulent dalını koydum. Bak orada ikisi beraber kökleniyor. Bakalım nasıl bir sonuç olacak ikisinin arasında. Bu da böyle büyüdü, bunu bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Çiçek açıyor mu? Ne oluyor? Bunu işte benim arkadaşın balkonunda vardı. Ondan küçücük bir dal istemiştim. O da sağ olsun verdi bana, şöyle küçücük minnaktı. Bak bunlar hep burada büyüdüler. Bu dallar çok kocaman büyüdü. Baya maşallah güzel büyüyor. Evet, bu menekşelerle bir türlü anlaşamıyorum. Burada bir türlü menekşe yapamıyorum. Neden oluyor bilmiyorum. Bunlar çok güzel büyüyorlardı. Şimdi göbeklerine bir şey oldu. Böyle sanki beyazlandı gibi göbek yaprakları. Yoksa çok güzel büyüyordum. Çiçek açmıştı. O açan çiçekleri de şey oldu. Böyle beyazlar gibi oldu. Güzel açmadılar, kurudular. Ne oldu bilmiyorum. Küllenme mi oldu? Bu sene beni bu hastalıklar bırakmadı yakamı. Bak bunun da göbek yaprakları beyaz beyaz oldu sanki. İşte bakacağız ne yapmak lazım. Burada ne yaptık? Sukulent yaprağını, menekşenin yaprağını, menekşenin dalını daha önce dikmiştim. Onun o bedenini azıcık böyle bıçakla böyle derisini çizdim. Sukulent yaprağını tam oraya böyle bitiştirdim. Öyle bıraktım. Şimdi o sukulent orada kök salacak. Bakalım menekşe ile sukulent arasında nasıl bir iletişim olacak. Onu deneyeceğim artık. Bunu hiç tutturamıyordum. Bu sene ilk defa bu tuttu Allah'ın izniyle. Bak filizlenmeye başladı şuralardan.
Yaprağı da canlı. Bunu yaprağını bak, bunu yaprağını kestim. Aşağıdaki yapraklarını koparttım. Bu büyük yaprağı da bırakmadım. Hani daha güzel kendini toparlasın, köküne çalışsın diye. Bu yaprağı mesela büyük yapraklı çiçekleri diktiğiniz zaman yapraklarını böyle kesmek lazım. Çünkü bu yaprağını kalkındıracağım, yaprağını hani diri tutacağım diye çalışırken köküne çalışamıyor. Bu yaprağını keseceğin, ondan sonra köküne rahat çalışacak, köküne verecek şeyini, gıdasını. Bu şey, ne diyorlardı buna? Bu şey Japon gülü. Japon gülü, bu çok güzel. Bunlar benim vardı, kurudular. Nasıl kurudular? Şey oldu. Bunun onlar iki böyle iki beden aynı saksıdaydı. Çok güzeldi. Biri yavru ağzı katmerli. Bir tanesi de böyle sarı, ortası kırmızı gibi. Bayılıyordum onların çiçeğine. Onların yarısını ayırdım. İkisinin de yarısını ayırdım. Allah rahmeti ruhuna bol olsun, nurlarda yatsın. Annemin mezarına götürdüm, diktim. Onlar da orada kurudu. Tabii suluya neden olmayınca benim arkamdan. Ben dönüp geldim. Benimkileri de daha balkonda kurudu, bir türlü onları kalkındıramadım. Onlar da kurudu, geçti gittiler işte öyle. Bunun adını bilmiyorum. Bu nedir bilmiyorum. Böyle bayağı büyüyor. Çok büyüyor böyle. Bahçeye dikiyorlar bunu. Ama çok seviyorum. Onun görüntüsü çok güzel. Bayağı büyüyor. Büyük saksı olunca balkonda bayağı büyüyor. Adını bilmiyorum nedir. İşte görüntüsü hoşuma gitti. Çiçeğini hiç görmedim. Görüntüsü hoşuma gittiği için diktim. Bu sarı sarı açıyor. Bu da bu sukulentin bir çeşidi. Ama bir türlü büyümedi. Böyle duruyor 2 senedir. Bilmiyorum. Ağaç artık çiçeklerini büyüyor. Artık serpil. Ne böyle koskos oturuyorsun? Allah Allah. Böyle tembel tembel oturuyorsun. Toprağını değiştim. Yeni saksıyı aldım. Yine de tik yok. Dibinden 2 tane dal çıkarmış. Ta geçen seneden beri böyle duruyor. Yok artık. Tembel kız. Da böyle. Bu değişik bir çiçek. Bunu da geçen bu kışın aldım bir arkadaştan da. Tuttu, büyümeye başladı. Onun da adını bilmiyorum. O da sukulentin bir çeşidi herhalde galiba. Yani bunlar küçük menekşe fideleri. Bunu da aldım böyle. Ben de Hamide teyze de tembellik tutmuş. Bunu da tembellikten sebep böyle suyun içinde duruyor. Bir ay geçti. Böyle benim de üstümde tembellik. Ben de koskos oturuyorum. Bu burada saksıyı almamışım. Yani çiçek tembel değil. Ben onlardan tembel. Tembellik üstümde. Evet. Mor kızım benim. Video çekiyorum. Evet. Bu da sukulent. Bunun adını yeni öğrendim. Bu jelibon sukulentmiş. Bunun adını bilmiyorum. Bu nasıl böyle böyle duruyor. Bu da pek büyümüyor. Çiçek açıyor mu, büyüyor mu? Öyle küçücük mü duruyor? Hiçbir bilgim yok. İşte bunlar... Bu sukulent yapraklarını böyle toprağın üstüne bırakıyorsun. Filizleniyorlar. Bu biraz şey olmuştu. Bu toprağın üstü böyle beyaz beyaz oldu. Mantar galiba. Mantar oldu herhalde. Şu beyaz beyaz. Onlar bak şu beyaz beyaz görünen yerler. Bak şunlar böyle toprağın üstü böyle beyaz beyaz oldu. Bunların üstüne biraz böyle tarçın serptim. O tarçın o mantar düşmeyi bakalım giderecek mi? Giderecek inşallah Allah'ın izniyle. İşte burada bu sukulent, bunlar, bunun yapraklarını koparıyorsun. Şimdi böyle bu yaprağı koparıyorsun. Böyle. Evet. Koparıyorsun yaprağı böyle. Gelip bırakıyorsun. Böyle. Sadece bu kadar. Bırakıyorsun toprağın üzerine. Evet. Böyle bırakıyorsun. Bak burada birkaç tane daha bırakmışım. Sadece böyle bırakıyorsun toprağın üstüne. Sonra sonuç böyle oluyor. Böyle bak filizleniyorlar.
Sonuç bu. Bak onun dibinde de yapraklarını dikmiştim şu iki fide. Bak bir tane arkada var, bir tane şu on tarafta. Onlar o fideler de yapraktan oluşmuş. Ne güzel büyüyorlar. Bunlar da hep yaprak. Bak bir tane daha yaprak koymuşum işte. O ye bak yeni yeni cillenmeye başladı. Bunlar da hep yapraktan şey olan filizlenen sukulentler. Bunlar yaprakları çürüdü. Ana yaprakları çürüdü. Kendileri büyüyorlar. Bu da şey kaynana yumruğu deriz biz buna. Bu da bir seneden beri böyle küçücük minnak duruyordu. Şimdi buradan bir ay önce falan toprağını değiştirdim. Azıcık vitamin falan verdim. Azıcık büyümeye başladı. Bu türlü geri açmamız lazım. Evet, güzel ışık gelsin. Bu leş kaktüsü. Bundan benim çok varız. Çok güzel renkleri vardı. Bunlar kuruttum, hep kurudular bir sene. Bunları yeni yetiştiriyorum artık. Burada da var. Bu farklı bir renk. Bunu daha kalın oluyor bunun gövdesi. Bu farklı bir renk. Bu da annesinin kızı ben açmışım. Kırmızı kırmızı. Bunu da yeni diktim. Bu Bodur Sardunya. Çok seviyorum. Rengi çok tatlı bunun. Kırmızıyım ben aşkım. Ben bayrağın rengini taşıyorum. Bayrağımızın rengini taşıyorum ben. Çok kıymetliyim. Çok şekerpareyim ben. Dibinden şey oluyor bak dibinden filizleniyor. Dibinden nasıl filizleniyor? Bu küçücük minnak bir dal almıştım bunu arkadaşın bahçesinden. Bak şurada dibinde nasıl filiz dolduruyor. Maşallah benim kızıma çok büyüyecek. Bu da minnak telgraf çiçeği. Bunu hemen bir yere küçük bir dalını tuttur. Hemen büyümeye başlıyor. Benim içeride salonda var. Bundan telgraf çiçeği dalından kırılmıştı bir küçücük bir şey. Bunu kenarına iliştirdim. Hemen nasıl da büyüdü. Evet bu da benim şey işte. Sukulent. Bu dalları çıkardı bunun dibinden. Şimdi şu küçük küçük dallarının bunun dibindeki şu yapraklarını koparacaksın. Koparacaksın, bırakacaksın toprağın üstüne. Şu toprağın üstüne bırakacaksın, cillenecek Allah'ın izniyle. Bunlar yeni menekşeler. Bak şu cillendi, yeşillendi. Burada bir tane küçük minnak sukulent var. Yaprağı çürüdü ama orada bir tane filizlendi. Burada da bir tane küçük minik yedibaşlı çiçeği var. Küçücük böyle bir yaprak almıştım. Tuttu büyümeye başladı. Orada da iki üç tane var gene şöyle küçücük. Bak şöyle küçücük. Bir tane de şurada. Bak yine küçücük minnak. Yılbaşı bakalım nasıl renk açacaklar. Artık yılbaşı büyütmeye başlıyoruz. Benim yılbaşlarım nasıl büyüktü, nasıl büyüktü işte hep kurudular. Burada da işte kalan şey, burada da şey, sukulent yapraklarını koymuşum yine. Toprağın üzerine alıp bırakacağım toprağın üzerine. Mesela şuradan alacağım. Böyle. Bırakacağım şuraya. Şöyle bırakacağım. Evet, böyle bırakacağım. Orada tamam o kadar basit. Toprağın üstünde bırakacağım. Bak orada bir tane yere düşmüş. Orada. Onlar küçük de yapraklarını küçük büyük hepsinin yapraklarını toprağın üstüne bırakacağım. Bak orada küçük minnak bir dal daha çıkarıyor bedeninde. Annem canım benim. Bak şurada küçücük bir cillenme daha var. Annesinin güzel kızı. Çok seviyorum bunu. Bunu şekillendiriyorlar. Bunun bir de pembe rengi var. Bu pembe değil bu böyle. Ama bu da çok güzel. Çiçeği var mı bilmiyorum. Çiçek açıyor mu? Yoksa böyle mi duruyor bilmiyorum. Burada da şey diktim. Biberiye. Küçücük bir dal koparmıştım. Sokağın kenarından gelirken. Buraya diktim bakalım köklenecek mi? Bu kökleniyor biberiyenin dalı da. Bu çok küçücük minnak koparmıştım bir tane hani zarar vermemek için. Bundan biraz şüpheliyim tutup tutmayacağında. Bir dalı kurudu zaten. Bak bir tanesi kurudu. İşte tutarsa tutar tutmazsa yapacak bir şey yok. Bu zambak soğanı burada olmadı.
Neden olmadı bilmiyorum. Burada bir türlü büyüyemedi bu saksının içinde. Evet, bu beyaz kokulu zambak, bunu çok seviyorum. Bahçeye dikmek lazım aslında. Bunlar bahçede güzel oluyorlar. Bu şey nedir adı? Çiçeklerin kraliçesi. Orkide bir türlü büyümüyor, böyle duruyor. Büyük yaprağı kurudu zaten. Oradan çıkardım, kopardım, aldım onu. Bakalım ne yapacak, öyle duruyor. Büyüyecek mi, ne olacak? İşte böyle arkadaşlar, burada yine şey koymuşum, o kalan şu yapraklarını, bak burada filizleniyor. Çoğunu fazla su koydum. İşte bu Ramazan'da bir de oruç başıma vuruyor. Kendimi atıyorum, koltuğa yatıyorum. İşte bu şey, bunlara bakımsızlıktan bunlar çoğu çürüdü. Yaprakları. İşte bunlar da benim şey, farklı menekşeler, şu çok daha değil, şunun çiçeği çok güzeldir. Bunu benim komşum vermişti, bunların yapraklarını. Daha hala açmadı, neden bilmiyorum. İnşallah açardır. Bu pembe açıyor. Bunun çiçeğini gördüm de o daha açmadı. Onun çiçeğini göremedik daha. İşte böyle arkadaşlar. İşte böyle. Bugünlük bu kadar. Bunun içinde de bir tane var. Bu da çok güzel. Bunun içinde büyümeye başladı.